Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tarihler 8 Kasım 2024'ü gösterirken haber bültenimizde sizlerle birlikteyiz. Sağlık Sen Genel Merkez Yönetimi, sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin sorunlarını yetkililerle paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Sen Yönetimi, aile hekimliği ücret yönetmeliği başta olmak üzere birçok konuyu Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz'la görüştü. Detaylar haberimizde. Sağlık Sen sahanın sorunlarını muhataplarıyla paylaşmaya devam ediyor. Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ve Sağlık Sen Hekim Komisyonu Başkanı Doktor Hüseyin Alperengül Diken, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette 1 Kasım 2024 itibariyle yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler gündeme geldi. Yapılan düzenlemelerin bazı mağduriyetlere yol açabileceğine dikkat çekilerek mağduriyet oluşturan maddelerin yeniden düzenlenmesi ve yapılan eleştirilerin dikkate alınması gerektiği kaydedildi. Ziyarette ayrıca Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan 3+1'li sağlık profesyonellerinin yer değişikliği, beca iş yapabilmesi, üniversite hastanelerinde görev yapanlara yer değişikliği hakkı verilmesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan sözleşmeli personelin tutmuş olduğu nöbet karşılığında ek ders ücretinden ve tedbir kararı ödemesinden yararlanması, ek ders karşılığı çalışanların kadroya alınması gibi birçok konu gündeme geldi. Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Sağlık Sen'inde paydaşı olduğu Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali Sağlık Fest gerçekleştirildi. Programda konuşan Genel Sekreter Durali Baki, yerli sağlık teknolojisinin önemine vurgu yaptı. Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde Sağlık Sen'in birçok sivil toplum kuruluşunun ve üniversitelerin paydaşı olduğu Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali Sağlık Fest gerçekleştirildi. Yenilikçi sağlık modelleri üzerine sunumların ve tanıtımların yapıldığı programa Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışı, Sağlık Sen Genel Sekreteri Durali Baki ile birçok rektör ve akademisyen katıldı. Programda konuşan Genel Sekreter Baki, Sağlık Sen'in bu tür organizasyonları önemsediğini dile getirerek sağlık teknolojisinde yerli üretimin artması gerektiğini ifade etti. Türkiye'mizde son dönemlerde ciddi anlamda atılımlar gerçekleştirildi. İnşallah önümüzdeki dönemde de sağlık üzerine başta Kamil Güleç gibi değerli Türkiye'mizin iş adamlarının öncülüğünde inşallah tıbbi cihaz organize sanayi bölgelerinde bir an önce inşa edilmesini, Türkiye'nin de artık yerli cihazı, yerli tıbbi medikal malzeme üretir hale gelmesini cani gönülden arzu ediyoruz ve destekliyoruz. Programın ev sahibi Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık da Sağlık Sen'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Değerli izleyenler, Sağlık Sen TV kamu görevlilerini bilgilendirmeye devam ediyor. Bilmeyen Kalmasın programını yayın akışına ekleyen Sağlık Sen TV ilk programında kamu görevlileri emeklilik sistemini ele aldı. Kamu görevlilerini bilgilendirici programlarıyla dikkat çeken Sağlık Sen TV şimdi de yeni bir içeriği izleyicisiyle buluşturdu. Bilmeyen Kalmasın adlı programı yayın akışına alan Sağlık Sen TV, kamu görevlilerinin merak ettiği konularla ilgili bilgi veriyor. Bilmeyen Kalmasın programının ilk yayını dün akşam izleyicisiyle buluştu. Sağlık Sen Hukuk Müşaviri Avukat Özlem Titrek Yıldırım moderatörlüğünde çalışma ekonomisi uzmanı Raşit Eyin kamu görevlileri emeklilik sistemine dair merak edilenleri cevapladı. Değerli izleyenler, Sağlık Sen'in her hafta gerçekleştirdiği hashtag çalışmasının bu haftaki konusu aile hekimliği oldu. Her hafta çarşamba günü sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin sorunlarını X üzerinden başlattığı hashtag çalışmasıyla gündeme taşıyan Sağlık Sen, bu hafta da aile hekimleriyle aile sağlığı hemşire ve ebelerinin sorunlarını ele aldı. Güçlü aile hekimliği ve güçlü halk sağlığı hashtag'i ile yeni yürürlüğe giren aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğine itirazlarını dile getiren Sağlık Sen, aile hekimliği sistemi için önerilerini de sıraladı. Bu hafta Sağlık Sen üye köşesinde yazısı yayınlanan isim, anestezi teknikeri Emre Ebem oldu.
Sahanın duygu ve düşüncelerini aktarabilmek için web sitesinde üye köşesi bölümünü oluşturan Sağlık Sen'in bu haftaki konusu, sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, sendikaların rolüydü. Bu hafta Sağlık Sen üye köşesine ulaştırılan yazılar arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli anestezi teknikeri Emre Ebem'in yazısı yayına girdi. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, sendikaların rolü başlıklı yazıya Sağlık Sen web sitesi üye köşesi bölümünden ulaşabilirsiniz. Evet değerli izleyenler, şimdi de Sağlık Sen teşkilatlarının yapmış olduğu faaliyetlerden derlediğimiz haberlerimize geçiyoruz. Sağlık Sen Erzincan Şube'nin hekim komisyonu kuruldu. Erzincan Şube'nin hekim komisyonu il temsilcisi Doktor Zeki Dursun oldu. Hekim komisyonu yönetimiyle toplantı gerçekleştiren Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim İçoğlu, hekim komisyonumuz tüm hekimlerimize hayırlı olsun dedi. Diyarbakır Şubesi tarafından Kadın Komisyonu, Gençlik Komisyonu ve Engelli Komisyonu ile toplantı gerçekleştirildi. Sahanın sorunları üzerine görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu gündeme ilişkin teşkilat mensuplarına bilgi verdi. Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ve yönetimi İzip Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının talep ve sorunlarını dinleyen Gaziantep yönetimi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hale Rana İnal ile de bir araya geldi. Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi ve yönetimi, temsilcilerle birlikte Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti. Sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Saatçi, Sağlık Sen'in sosyal hizmet çalışanları için yaptığı faaliyetleri anlattı. Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz ve yönetimi de Küre, İnebolu ve Doğanyurt ilçe devlet hastanelerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. Çalışanların gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Şube Başkanı Öz, talep ve soruları da not alarak idarecilerle paylaşacaklarını ifade etti. Trabzon Şube Başkanı İdris Aydın ve yönetimi ise Vakfı Kebir Devlet Hastanesi'nde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak göreve başlayan Fatma Akagündüz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kocaeli Üniversitesi'nde kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edilen personel taşıma hizmetinin yeniden başlatılması süreci devam ederken Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Resul önemli açıklamalarda bulundu. Resul, yapılan planlamada yeni ihale kapsamında ana güzergah sistemine geçildiğini ve bu doğrultuda yaklaşık %40 küçülmeye gidilerek araç sayısının azaltıldığını ifade ederek duruma tepki gösterdi. Resul, servis ihalesi personeli mağdur etmemeli, servis ve durak sayısı arttırılmalı dedi. Değerli izleyenler, bu haberimizle birlikte haber bültenimizi noktalıyoruz. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.